YouTube hayatıma Fujifilm XS10'un ilk inceleme videosuyla başlamıştım. 1,5 aylık yoğun kullanımdan sonra bu makinayla ilgili fikirlerim ne yazık ki tamamen değişti. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Kanalıma yeniyseniz fotoğrafçılıkla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü konudan bahsediyoruz bu kanalda. Bu içerikler olabildiğince sade bir dilde anlatılıyor ve mümkün olduğu kadar da bol görsel örneklerle destekleniyor. Bu içerikler beni ilgilendiriyor diyorsanız kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın ki bu içerikleri bir an önce daha geniş kitlelere yayalım. Olur mu? XS10'un ilk inceleme videosunu seyretmediyseniz yukarıya bir link bırakıyorum size. Ama o videoda neler söylemiştik bir hatırlayalım. Full otomatik modunu çok beğenmiştim ve bunda fotoğraflar çekerim demiştim. Tamam vazgeçmedim ama full otomatik modda video çekerim demiştim şu düğmeyi kullanarak. Artık bu düğmeyi asla bu sebepten dolayı kullanmıyorum. Kısaca bu makineyi daha ziyade yeni başlayanlar makinesi olarak tanımlamıştım. Ne büyük yanılgıymış. Allah sizi duyar gibiyim. Bu morun beyni sulandı. Ne dediğini bilmiyor diyorsunuz. Bana biraz katlanın. Ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Daha yeni fark etmeye başlıyorum ki aslında ilk incelememde bu makineyi ben biraz fazla hafife almışım. Şu anda video çekimini yapmakta olduğum X-T4 amiral geminin mevcudiyeti beni rahatlatmış ve belki de bunu o kadar önemsememeye sebebiyet vermişti. Değil mi? Ne de olsa bu makineyi ikinci makine olarak yani bir rol makinesi olarak almış ve kullanmayı hedeflemiştim. Ne var ki daha derine daldıkça makineyi daha çok kullandıkça artık bu makina ezber değil, dengemi bozmaya başladı. Vallahi öncelikle bu küçük ve şirin görüntüsü kimseyi kandırmasın. Bu makine kesinlikle üst düzey profesyonel bir fotoğraf makinesi. Manuel modda çektiğiniz fotoğraflar tek kelimeyle olağanüstü. Bu bizi şaşırtmamalı. Zira X-T4'teki 26 megapiksellik X-Trans 4 sensöre sahip. Bence size neden bahsettiğimi fotoğraflarla göstereyim daha iyi. Nasıl? Çok güzel fotoğraflar değil mi? Hafif ve kolay taşınır olması, şu derin gribin verdiği ekstra ergonomi ve konfor cabası. Ayrı bir videoda anlatacağım devingen alan parmak ısırtıyor. Kendi önceliklerinize göre kişiselleştirdikten sonra XS10'un kullanımı artık çocuk oyuncağından çıkıp daha da keyif vermeye başladığını söylemeliyim. Full otomatik modu ve size JPEG'de verdiği bir sürü sahne seçimi ve filtreler avantajı da cabası. Ayrıca kimse bana bu özellikler acemi fotoğrafçı özelliği demesin. Yerine göre en profesyonelini bile rahatlatacak özellikler bunlar. Gelelim IBIS'e. Fujifilm'in bu kadar küçük bir gövdeye 5,5 stopluk bir IBIS nasıl yerleştirdiğini hala aklım almıyor. Ve tek kelimeyle olağanüstü. IBIS performansı o kadar yüksek ki yarım saniyelik enstantane çok başarılı fotoğraflar yakalıyorum. Uzun kullanımda menüyle de haşır neşir oldukça ne kadar çok ince ayara sahip olduğu konusunda da sizi şaşırtmaya devam ediyor. Bu makineyi tanıdıkça özelliklerini anladıkça eyyuh artık demekten kendinizi alamıyorsunuz. Artık XS10'umu XT4'üme ikincil bir makine değil de abisine bayağı bir sağlam kafı tutan bir kardeş gözüyle bakmaya başladım. Ve inanın bana XT4'ümü satmıyorsam da 3 tane ana sebebi var. 1. X-T4'ün yeni batarya sistemi ki çok uzun kullanımlara sebebiyet veriyor. 2. Profesyonel dünyada olmazsa olmaz çift kart slotu. 3. Daha çok atanabilir fonksiyon tuşu olması sebebiyle. Bunların haricinde neredeyse kafa kafaya geliyorlar yani. Video çekim modunda video çekim mod menüsünden değiştirebileceğiniz program pozlama, enstantane önceliği, diyafram önceliği ya da el ile çekmeyi tercih edebilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar dışarıdayız ve XS10'un F-Lock çekim başarısını şu anda test ediyoruz. Şimdi bu F-Lock'la düzeltilmemiş ve bu da düzeltmeden sonra. Az önceki çekim tamamen manuel bir çekimdi. Bütün ayarları manuel yaptığım bir çekimdi. Şimdi makinenin bazı yarı otomatik ayarları deniyorum. Sevgili seyirciler bu da diyafram önceliği çekim modu. Şu anda F-Lock'ta full otomatik çekimdeyiz. Nasıl olsa sonradan F-Log'u posta düzelttiğiniz için çok da büyük bir sorun olacağını zannetmiyorum. Güzel sürat.
Bunlar da dışarıdaki çekim performansları. Yani otomatik çekim, işte yok Eterna'da falan değil, gayet F-Log'da çekilmiş çekimler bunlar. Bir roldan ziyade bayağı ana makina gibi de kullanabileceğiniz özelliklere sahip olduğunu da görmüş oldunuz böylelikle. Bildiğiniz gibi XS10'u satın almamdaki ana neden, yaptığım araştırmalar neticesinde karar verdiğim, YouTube videolarımı kaydedebileceğim bir kameraya gereksinimden doğmuştu. Ancak F-Log H264, 8 bit, 200 MB saniye, 4.2.0 dahili kayıt var. Zaten H265 işlemesi son derece zor olan ve benim diyen bilgisayar sisteminde bayağı zorlayan bir kodek. Ha, bununla bitmiyor. F-Log H264, 10 bit, 4.2.2 harici HDMI kaydı var. Ha, uğraşmak mı istemiyorsunuz? Seçin film benzetimlerinden bir tanesini. Eterna olabilir, klasik Chrome olabilir, klasik negatif olabilir. Basın kayıt düğmesine, çekin gitsin. Ha, 4K 30 FPS var ve neyinize yetmiyor. Evet, 4K 60 FPS yok. Ama çok mu gerekli? Tartışılır. 1080'de 60 FPS var. Ayrıca 240p'lik ağır çekim modu da var. Atomos Ninja gibi harici bir HDMI kaydına profesyonel kayıt yapar mısınız? Yaparsınız. Ayrıca sinematik bir görüntü istiyorsanız profesyonel çekimlerinizde, bunun standardı zaten 24 FPS. Ama yok, siz illa ben baba 4K 60 FPS, H265, işte 10 bit, 4.2.0 dahili kayıt istiyorum diyorsanız, o zaman da onun abisi var. XT4'ü alırsınız yani. Zaten onu arıyorsanız bu videoyu seyretmiyorsunuzdur. İyi de kendinize şu soruyu da sormanızda fayda var. Bu kadar özelliğe gerçekten ihtiyacım var mı? Acaba o farkı, ki 700 dolarlık bir farktan bahsediyoruz, ekstra lens yatırmak daha akıllıca değil mi? Aslında ilk incelememde aktardıklarımla bu makineye evin yeni doğan, sevimli veledi gibi davranmışım. Ama ne büyük yanılgıymış. Gerçekte evin abisinin pabucunu dama atacak kadar yetenekli, zarif, yakışıklı ve göz alıcı kardeşmiş. Ayrıca narin yapısıyla da evin abisine saygıdan da kusur etmiyor gibi de. Bir konuda daha haksızlık etmişim, sonradan anladım. O da şu açma kapama düğmesiyle ilgili fazla gömülü olduğundan falan filan bahsetmiştim ama sonradan fark ettim ki aslında mesela çantanıza mantanıza koyduğunuz zaman düğme tesadüfen ya da kazara açılmıyor. Böylelikle de bataryanızı boş boşuna tüketmemiş oluyorsunuz. Çok da kolay alışılıyor. Yani hiçbir problem yok bu konuyla ilgili. Bir lafım da başka markalardan bu makineye geçmeye düşünenler için. Çok sevgili bir dostumun söylediği gibi, düşünmeye devam ederseniz sadece filozof olursunuz. Harekete geçin. Bu makinenin MASP modu aslında sizin gibilere açık davetiye. Başrolü sizin oynayacağınız harika bir gösteriyi kaçırmak istemiyorsanız lütfen davete icabet edin. Öncelikle sonuna kadar seyrettiğiniz için sizlere teşekkür ettiğim bu video, bunu hak ettiğini düşünüyorsanız beğenme butonuna, hala abone olmadıysanız da abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu videonun sonunda XS10 ile çekilmiş fotoğraflar ile sizi baş başa bırakmadan önce kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay, bugünlük bu kadar.